emekli maaşlarını alan kişiler için 1610 Türk Lirası ek haberi geldi. Verilecek emekli zamları ile ilgili tarih belli oldu. Emekli maaşı alan kişiler için yapılacak olan yeni ek ile ilgili bilgiler kulislerde paylaşılmaya başlandı. Emekli maaşı alan kişiler için son dakika yeni ek haberi geldi. Ocak ayında yapılan emekli zamlarına ek olarak 1610 Türk Lirası daha zam yapılacak mı merak konusu olmaktadır. Emekliler için verilecek ek zam müjdesi ile birlikte 1610 Türk Lirası ödemeler nasıl olacak? 15 milyon emekli olan kişiler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte maaş zamları %30'a kadar çıktı. Emekli maaşlarına %30 zam sonrasında en düşük emekli maaşları 5500 Türk Lirası oldu. Emekli olan kesimler ise bu zammı yetersiz buldu ve daha çok zam alınması gerektiğini söylediler. Artan enflasyon ve zamların durmaması sebebiyle alacakları maaşlardan endişe eden emeklilere seçim müjdesi de verildi seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılması ile birlikte, emekli olan kişiler, bu seçime doğru eksen bekleyecekler. Emekli maaşlarına %25 ve %30 arasında Mayıs ayına kadar da bir artış beklenmektedir. 2023 yılında memur ve emeklilere %30 zam yapılmıştı. Ocak ayı itibariyle zamlı maaşlarını almaya başlayan memur ve emekliler, hızla artmaya devam eden enflasyon karşısında çaresiz kalıyor yapılan zamların emekli ve çalışanların alım gücüne bir artış olarak yansıması beklenirken, günden güne yükselmeye devam eden fiyatlar sadece kısa vadeli bir çözüm olarak kaldı. %30'luk artış beklentileri karşılamazken memur ve emekliye yeni bir eksam yapılması gündeme geldi. Bu durumda yeni maaşlar ne olacak? Ocak ayında yapılan ilk 6 ay için geçerli %30 zamla en düşük emekli aylığı 5500 Türk TL olarak belirlenmişti. %15'lik ek bir zamla artış oranının %45'e çıkarılması planlanıyor. AK Parti hükümetinin üzerinde çalışma yürüttüğü çalışmanın yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. 7945 liraya en düşük memur maaşı ise 11848 liradan 17179 liraya yükselecek. Ocak ayında memur ve emeklilere %30 oranında zam yapılmıştı bundan önce asgari ücrete yapılan %55 oranındaki zam sonrasında beklenti yüksekti lakin daha sonra açıklanan oran %30 beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. Alım gücünün düştüğü, yüksek enflasyon ortamına girdiğimiz bu zamanda, memurlar ve emekliler sosyal mecrada seslerini duyurmaya çalışıyor, bürokratlarla görüşmeler ayarlayarak ek bir zamın verilmesi için talepte bulunuyorlar. Memurlara ek bir zam verilecek mi? Seçim öncesi hükümet talebi karşılayacak mı? Beklenti ne oranda? %16.48 oranında açıklanan enflasyon farkı oranı üstüne yaklaşık %9 zam koyarak %25 olarak açıklanan maaş zammı ertesi günü %30 olarak revize edilmişti. Alınan %30 zamla birlikte en düşük memur maaşı 11848 TL'ye yükseltildi. Revize edilen zammı da düşük bulan memurlar, emekliler ve sendikalar daha zamlarını alamadan market ve diğer ihtiyaç alanlarında gelen zamlarla birlikte eksem için zemin aramaya koyuldular. Seçimlerin 14 Mayıs'ta olması ve bozulan ekonomi dolayısıyla oylarında düşüş yaşama korkusu bulunan iktidar Partisi yükselen bu sese karşılık verme ihtiyacı hissettiğini ve %15 gibi bir eksem oranının konuşulduğu iddia edildi. Sosyal medyada Ankara Kuşu olarak bilinen genelde aldığı bilgiler doğrultusunda tahminler yapan hesap, seçim öncesi Nisan ayında ek bir zamnın yapılacağını belirtmişti. Bununla birlikte iddialar giderek yayılmaya başlandı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre bu zamla birlikte memurların ve emeklilerin de gönlünü almak isteyen iktidar partisinin toplamda %45 zamla birlikte seçime giderken elindeki kozları güçlendirmeyi amaçladığı iddia edilmektedir emekliler yılbaşında aldıkları maaş zammına ek bir zam daha alacak. Milyonlarca emeklinin maaşı o tarihte artıyor. Memurlar da bu furyasından faydalanacak. Bizzat AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş açıkladı. Milyonlarca kişinin beklediği haber az önce verildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, emekli ve memurlara verilecek maaş zammı için tarih verdi. Eksik yatan maaşlar o tarihte tamamlanacak. Konu ile ilgili son dakika duyurusu geldi. Peki emekli ve memura eksik yatan maaşlar ne zaman tamamlanacak? Kimlere ek zam verilecek? AK Parti'ye grup başkan vekili Mustafa Elitaş, emekli ve memurun beklediği haberi duyurdu. Meclis'ten yeni geçen yasa nedeniyle emeklilerin zamlı maaşları 15 Ocak tarihine kadar yetişmedi. Bu sebeple zamlı maaşların kalan kısmı cuma günü hesaplara geçecek. Elitaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir." pazar günü olmaz da çarşamba perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur. Emekli ve memur maaşlarında eksik yatan ödemelerle ilgili, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada zam oranının 13-52 puanlık kısmının çarşamba ya da perşembe gününe kadar meclisten geçeceği ve hesaplara yatacağı ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle. Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte %13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile emekli maaşı zammı %30 olarak açıklandı. Zam sonrası en düşük emekli maaşları da 5500 TL'ye kadar çıkarıldı emekli maaşlarına ek zam yapılmasının gündemde olduğu en düşük emekli maaşına yapılan zam oranının normal emekli maaşlarına da yapılması bekleniyor. Eğer bu zam yapılırsa emekli maaşı 8 bin Türk lirası olabilecek. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ile maaşlara %20 zam yapılacağı ortaya çıkarken, emekli maaşı zamı %25 olarak belirlendi. Bu zam yetmeyince emekli maaşı zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile %30 zam yapıldı. Bunun ardından şimdilerde ise emekli maaşlarına ek zam gündemde yer alıyor. TBMM'de onaylanması ile beraber en düşük emekli maaşı da 5500 Türk Lirası seviyesine çekilirken 3500 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşına ortalama %27 zam yapılarak 5500 TL'ye kadar çıkarıldı. Normal şartlarda %30 zam yapıldı ancak bu zam tüm emekli maaşları için geçerli olduğundan en düşük emekli maaşına da %56 zam yapıldı. %30 zam zaten yapılmıştı, en düşük emekli maaşına ekstra %27 daha zam yapılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını duyururken tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Start değil bu finish. Bunu bu şekilde başaracakız." ifadelerini kullanarak en düşük emekli maaşının 5500 Türk Lirası olduğunu bildirdi. Konu ile ilgili olarak yapılan zamlar doğrultusunda yeni maaşlar da paylaşıldı kamugundemi.com sitemize ulaşan emekli okurlarımız mağduriyetlerini belirterek en düşük emekli maaşına yapılan zam kadar yani aradaki zam farkı kadar yeni bir zam yapılması talep ediliyor. Aradaki fark ise %27 olmuştu. Mart ayında seçimlerden önce emekli maaşına ek zam yapılmasına ilişkin bir iddia gündeme gelirken bu zam yapılırsa maaşlar ciddi seviyede yükselecek. Bu zam yapılırsa emekli maaşlarına 1708 Türk Lirası zam yapılmış olacak. Eğer %27'lik zam yapılırsa emekli maaşları 6327 TL'den 8035 TL'ye kadar yükseleceği ifade edildi. Bu zam hakkında bir gelişme olduğunda okuyucularımızı anlık olarak haberdar edeceğiz.